Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Turunç. Tensleri anlatıyorum. Bu da karmaşık bir tens olarak görünen Feature Perfect Continuous Tens. Daha önce Feature Perfect'i anlattım. Bir de Feature Continuous Tens'i anlattım. İngilizce'de normalde biz ne diyoruz? İki tane gelecek zaman var diyoruz değil mi? Will ve going to. Bunları da anlatmıştım daha önceki videolarımda. Ama aslında bakın saydığımız zaman 5 tane var Feature'la başlayan. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Türkçe'de de var aslında bu şekilde kullanıyoruz. Ama will olarak işte planlı plansız olarak yok bizde. Biz sadece daha düz bir şekilde ecek acak diyoruz. Şimdi bir tanesi öğrenirken neleri dikkat etmemiz gerekiyordu? Bu dersin sonunda şu aşağıda verdiğim 5 tane soruya cevap verebileceksiniz arkadaşlar. Ya da cevap veremiyorsanız videoyu baştan dinlemeniz gerekir. Her zaman kendinize bu soruları sorun. Nerelerde kullanılır? Türkçe karşılığı nedir? Yardımcı fiil nedir? Çok önemli. Hangi zaman ifadeleri veya ifadeler kullanılır? Zaman ifadeleri bize İngilizce'de ipucudur ve nasıl kurulur? Hemen başlayalım o zaman. Şimdi nerelerde kullanılır? Önceden başlamış, gelecekte belli bir zamanda devam edecek eylemleri ifade etmek için kullanılır. Yapının perfect olması için gelecek zaman noktası olması, continuous olması için de bir süreç olması gerekir. Ne dediğim yani burada burası karmaşık geliyorsa bile birazdan ne dediğim iyice anlaşılacak. Bakın feature continuous'ta devam eden will be doing mesela yapıyor olacağım genellikle bununla karıştırılıyor. Bir şeyi yapıyor olacağım çünkü Türkçesi ikisinin de your olacak şeklinde çevriliyor. İkisinin arasındaki farksa bunun geçmişte başlayıp devam ediyor olması. Diğerinin ise mesela at'le kullanıyorduk onu. At this time tomorrow, yarın bu vakitlerde yüzüyor olacağım dedim. I will be swimming dedim. Yüzüyor olacağım. Ama ben yüzme eylemini şurada bahsettiğim süreç olması gerekir dediğim var ya yüzme eylemini kaç saattir yaptığımdan bahsedersem örneğin yarın bu saatlerde yarın by tomorrow dedim yarın. I will have been swimming for 2 hours. 2 saattir yüzüyor olacağım. Eylemin devam ettiğini belli etmek istiyorsam bu yapıyı kullanıyorum. Yarın tam bu saatlerde ne yapacağımı söylüyorsam diğer daha önce anlattığım will ile kullandığım feature continuous'u kullanıyorum. Şimdi Türkçe karşılığı ikisine de yor olacak dedik. Diğeriyle kafanız karışmasın o yüzden. Bunda devamlılık var ve şey var, süreç var. Yardımcı fiil nedir? Will kullanıyoruz, have been'i kullanıyoruz ve fiil ing takısı getiriyoruz. Will bana gelecek zaman ifadesi veriyor. Have been bana olayın geçmişte başlayıp hala devam ettiğini veriyor. Ing takısı da bana devamlılık yine progresif anlamı veriyor. Hangi zaman ifadeleri kullanılır? Bakın şurada açıklama yaptık. Perfect olması için gelecek zaman noktası yani by artı gelecek zaman ifadesi. Continuous olması için de bir süreç olması gerekir. Süreç nedir? For nearly 3 years. 3 yıldır. 2 haftadır. Dir anlamında bir şey gerekir arkadaşlar. Ayırt edebilmeniz için. Şimdi yapısına bakalım. Özne, will, have. Olmazsa olmaz bunlar. Been ve fiil ing takısı. I'll have been eating vegetables for 3 months. 3 aydır sebze yiyor olacağım. Tamam. Olumsuz yaparsam bile not getiriyorum, won't da yapabilirim. Ya da soru sorarsam will cümlenin en başına gelir. Yardımcı fiil. O yüzden olmazsa olmaz. Yardımcı fiile not ekleyerek olumsuz yaparım. Özne ile yer değiştirerek cümlenin başına getirerek de soru yaparım. Her zaman bu böyledir. Şimdi bakalım örneklerimize. Ben size bunları renklendirdim. Anlamını, Türkçe anlamıyla İngilizce bana verdiği ifadeyi. By the time you arrive in Konya. Konya'ya vardığında, dığındayı bana by veriyor. You will have been traveling for 2 weeks. 2 haftadır. Dırdır anlamını veren bana şuradaki for. Gelecekte bir süreçten bahsediyor. Süreç dediğimiz bu. You will have been traveling. 2 haftadır geziyor olacaksın. Şimdi sana Konya'ya gittin işte şu zamanda ne yapıyor olduğunu sormuyor.
bir süreçten bahsediyor. Bu da will, ecek ecek anlamında maviyle işaretledim. Have been'i yine did veriyor bana. Bu da bir geçmişte başlayıp devam ettiğini, olayın 2 haftadır olduğunu gösteriyor. In takısı da your anlamında continuous, yani devam ediyor, progressive olduğunu gösteriyor. Yani bunun da devam ettiğini söylüyor bana. By the end of this year, bu yılın sonunda, by, bu yılla birlikte gibi, I'll have been taking care of this baby for nearly 6 months. Yine for var bakın burada. Diğer tense'den, şeyden, future continuous'tan farklı olarak burada bir de for var. Çünkü olayın bir süreç içinde olduğunu, devam ettiğini gösteriyor. Bu yüzden biz ne deriz arkadaşlar? Bu tense'de bana olayın devam ettiğini gösteren bir zaman ifadesi de lazım. Bana for lazım cümlenin sonunda. Başında by ile başladı, sonunda da for var. I'll have been taking care will'e ecek acak. Have been 6 aydır bir süreç olduğunu gösteriyor for ve have been. Bir de ink takısı your yine. Şimdi örneklerimize bakalım. Neydi? By tomorrow morning, yarın sabahla birlikte 8 saattir uyuyor olacağız. Bakın, yarın sabah 8 saattir uyuyor olacağım değil de benim bunun 8 saattir olduğunu, süreç olduğunu belli eden for 8 hours var burada. O yüzden bu yapıya uygun arkadaşlar. Biraz kafa karıştırıcı gibi gelebilir ama aslında mantığını anladığınız zaman işte present perfect'in mantığı geçmişte başlamış, devam etmiş. Şimdi present continuous'un yani şimdiki zamanın mantığı your, devam ediyor. Will'in mantığı ecek acak. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman aslında oluyor. By tomorrow morning, yarın sabahla birlikte 8 saattir uyuyor olacağız. Will have been'i zaten kullanıyordum. Sleep'e ing takısı getireceğim sadece. Will have been sleeping. Bakın bu sleep uyumak belli bir süreç alan bir şey. Fiilim de benim sürece uygun bir fiil olacak. Doğası süreçle uyumlu olacak. By next week, gelecek haftayla birlikte will, şimdi 5 yıldır burada yaşıyor olacağız. We will have been zaten var. Living, live ing takısı getirdim. Living oldu. Yine yaşamak geçmişte başlamış ve devam eden bir eylem olduğu için bir süreç bildirir. By 9, saat 9'da 3 saattir study'yi kullanacağım. Sınava çalışıyor olacağız. Will have been'i kullanıyorum. Studying ing takısı ekledim. By midnight, gece yarısıyla birlikte, mesela kül kedisiyle prens, tüm gece dans ediyor olacaklar. Will have been'i kullandım. Dancing getirdim. Bunu ifade ettim. Şu olumsuzla belki çok kullanmayız günlük hayatta ama sadece örnek olsun, nasıl yaparız diye ne yapacaktık? Will'e not getirecektik ya da won't diyecektik. He won't have been playing for 2 weeks. 2 haftadır oynamıyor olacak. Türkçe'de çok böyle bir şey kullanmayız ama ne bileyim, bir tane futbolcu sakatlanmıştır. Normalde 2 hafta oynuyor olacaktır. Şimdi oynamıyor olacak diye bir mantık zorlaması yapıyorum. Olabilir belki. Soru olarak da görün diye will her zaman yardımcı fiilim benim. Başa gelecek. Have been var burada. Drive'e ink takısı ekledim. To London for 3 hours. Bakın yine for var. 3 saattir Londra'ya sürüyor olacak mı diye de bir soru kullanabilirim. Arkadaşlar, aslında çok basit. Future olarak will kullandık. Perfect olarak have been kullanıyoruz. Continuous olarak da fiile ink takısı getiriyoruz. 5 tane ne dedi? Gelecek zaman var şeyde, İngilizce'de. Bunlardan bir tanesi basit gelecek zaman olan will'di. Diğeri going to'ydu, planlı gelecek zaman olan. Sonra ne öğrendik? Future continuous öğrendik. O da will'e ing takısı getiriyorduk. Ama orada dikkat etmeniz gereken, yapıyor olacağım ikisini de Türkçe'ye çevirdiğim zaman aynı. Neden kafa karıştırıyor? Türkçeleri aynı. Ama size verdiği ifade daha farklı. Çünkü burada bir süreç var, onda bir süreç yoktu. Mesela uyumak uzun süren. Yani continuous'a, progressive'e, şimdiki zamana uygun olan şeyler. Bir süreç var ya da present perfect'e.
Uyumak bir süreç, yaşamak bir süreç, ders çalışmak bir süreç, anlık bir olay değil. Diğerinde ise future continuous da o anda, yarın, şu saatte ne yapıyor olacağım? Bir de farkı bu by'la başlıyor, o at'le başlıyor. At this time tomorrow, bunda by tomorrow, yarınla birlikte, yarına kadar bunu yapıyor olacağım gibi. Arkadaşlar, ha, bir de şey anlatmıştım, future perfect anlattım. Future Perfect'te de will, have ve fiil üçüncü halindeydi. Mış olacağım anlamıydı. Beş tane Future Tense var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.